Bu gördüğünüz Duncan Fife'ın tasarladığı fiyonk ve şimşek desenli bir karyola başlığı. Öncelikle şuradan başlayarak bir fiyonk yapacağım. Bunun etrafını yontarak bunu arka plandan ayırmaya çalışacağım. Şöyle başlıyorum. Bunu yapmak için farklı boylarda birkaç iskarpela kullanacağım. Bu iskarpelalar farklı kavislere sahip. Yani hepsinin kıvrımı birbirinden farklı. İskarpela izlerinin hepsi en sonunda kusursuz bir şekilde birleşecek ve bir kurdele görüntüsü oluşturacaklar. Aslında burada aletlerle çalışırken bir yandan da tasarımı yapmış oluyorum. Aletler sayesinde şekiller ortaya çıkıyor. Burada bir dizi kesme hareketi yapıyorum ve bu tekrarlanabilen bir işlem. Yani aynı aletlerle aynı hareketleri tekrar yaparsam ortaya çıkan dizayn tamamen aynı olacaktır. Köşeyi yaptıktan sonra bunun etrafında ufak bir kabartma oyuğu yaparak derinliği elde etmek istiyorum. Şimdi bir v tırnak iskarpele alıyorum. Bunu köşenin etrafını şekillendirmek için kullanacağım. Güzel ve temiz bir hat oluşturmak istiyorum ve bunu yapmak için aleti parmaklarımın etrafında döndürüyorum. Bu alçak kabartılı bir oyma olacak. O yüzden şekli oluşturmak için çok derin oymanıza gerek yok. Yalnız epey yetenek gerektiren bir iş bu, çünkü derinlik daha fazla olduğu zaman kabartmayı yapmakta da daha kolay oluyor. Elim her zaman çalıştığım parça üzerine dayalı durmalı. Sanki elim fren, ittirdiğim alette gaz gibi ve frenle gazın aynı anda çalıştığını görmem lazım. Böylelikle kesiyi durdurmam gereken yerde durdurabiliyorum ve hala da fazlasıyla gücüm oluyor. Maun oldukça sert bir ahşap çeşididir. Basitçe açıklamak gerekirse, oymacılık denen şey belli bir şekli olan bir aleti ahşap üzerinde bastırarak ahşaba şekil verme işlemidir. Mesela bir düzey istiyorsam eğer düz bir alet kullanmam gerekir. Düz bir yüzey için düz bir alet. Şimdi şimşek şekillerini biraz düzeltmek istiyorum. Kurdelenin altından geçip tekrar belirdikleri yeri yapıyorum. Şimdi de kurdele kenarının dışını oyacağım. Bu sayede arka planı kazımam daha kolay olacak. Sonra daha düz bir iskarpele ile arka planı kazacağım. İleri doğru kazımak daha iyi oluyor. Böylelikle ahşap parçaları üzerime fırlayacak diye endişelenmek zorunda kalmıyorum. Bu işi yapmak için çeşit çeşit aletiniz olması çok önemli. Çünkü oymacılıkta öyle bir an gelir ki yapacağınız şekli verebilmek için özellikle belli bir aleti kullanmanız gerekebilir. Bazı oymacılar bu yaptığımı bir saat gibi bir zamanda da tamamlayabilirler. Onların benden daha iyi olmalarının sebebi tabii ki bu deseni daha önce defalarca yapmış olmalarıdır. Senelerdir bunun gibi alçak kabartmalı oyma işi yapmış olanlar aynı deseni üst üste yapa yapa epey hız kazanırlar. Detayları büyük bir hassasiyetle yapmak gerekiyor. Gereksiz yere atılmış ufak bir çentik bile olmamalı. Her bir kesme işlemi bilinçli bir şekilde yapılır ve tek harekette tamamlanır. Oymacılar arasında senelerdir bu işi yapanlar olduğu gibi bu işe henüz yeni başlayanlar da vardır. Bir dükkanda aynı desenin varyasyonlarını gördüğünüzde bunun sebebi farklı tecrübelere sahip oymacılar tarafından yapılmış olmalarıdır. Şimdi bu düğüme şekil vereceğim. Bu şu noktadan diğer parçanın altına giriyor ve bu da aynı şekilde şuradan diğer parçanın altına giriyor. İşte buradan. Bu şekilde altına giriyor. Enteresan olan şey şu ki bir şeye aslında olmadığı bir şeyin görüntüsünü vermeye çalışıyorsunuz. İşte marifet de burada. Bu bir sanat ve marifet gerektiriyor. Ahşabın kurdele gibi görünmesini sağlıyorsunuz. Hatta belli bir yerden sonra neredeyse artık bunun ahşap olmadığına ikna oluyorsunuz. Şimdi bu kurdeleye biraz şekil vereceğim. Birkaç yontma işlemiyle biraz dalgalı bir görüntü vermeye çalışacağım. Kurdele şu şekilde biraz dönüyormuş gibi. Bunu yapmak için şu dış taraftan biraz yuvarlayacağım ve böylece kurdele bu noktadan kıvrılıyormuş gibi görünecek. Five da şuradan bir kesik atmış ve şurayı da biraz yuvarlayarak alçak ve yüksek noktalar yaratarak kıvrım görüntüsü vermiş. Şimdi ben de aynını yapacağım. Bunun için neredeyse düz olan bir iskarpela kullanıyorum. Bu şekilde alçalma ve yükselmelerle şimşeklerin üstünden geçtiği noktalardaki hareketliliği yaratmak istiyorum. Bu oymanın yaklaşık üçte biri tamamlanmış durumda. Yontma işlemini bitirdikten sonra kazıyıcı ve diğer oyma aletlerimi kullanarak yüzeyde kalan fazlalıkları pürüzsüz bir yüzey elde edene kadar temizleyeceğim. Böylelikle bu oyma eser tamamlanmış olacak.